Evet, 2023 seçimleri için Ağrı'da sokağın nabzını tutmaya devam ediyoruz. Bakalım Ağrı halkı nasıl bir milletvekili profili görmek istiyor? Ağrı'da nasıl bir milletvekili profili görmek istersiniz? Ağrı'da bizim Ağrı halkı öncelikle yakışacak bir milletvekili adayı olacak. Bizim memleketimize hizmet edecek, tamamen halka hizmet edecek bir milletvekili istiyoruz. Peki şu an mevcut siyasileri bir daha sandıkta görmek ister misiniz? Tabii ki başarılı olursa biz gene isteriz. Ama başarılı olmasa bize hizmet lazım. Hizmet verecek kim olursa olsun başımızın tacıdır. Ağrı'da nasıl bir milletvekili profili görmek istersiniz? Ağrı'da Ağrı'nın merkezinde, Ağrı'nın yani merkezinde olan bir milletvekili görmek isteriz. Misal Ağrı'nın içinde sevilen sayılan simalar var. Ağrı'da ben vekil olarak Salih Aydın'ı görmek isterim. Salih Aydın iyi bir avukatımızdı. Bir de şimdi Salih Aydın'ın yanına Ahmet Demirkul da gitse birdir. Paşa da gitse birdir. Ağa da gitse birdir. Boyacı da gitse birdir. Her kesimi iyi gören, sevilen bir insandır. Şu an milletvekili için istifa eden birçok siyasetçi, bürokrat. Hadi sen Ali Yüzdürcü'den söyledin. Ben Ali Yüzdürcü'yü ben kendi göndermişim. Ben adamı da yani göndermişim. İyi bir insandır. Onun şeyine girmeyelim. O kime vermişse bize alakalı etmez. Ali Yüzdürcü katmayalım. Hani Ekrem Bey'de hiç bahsetmeyelim. Ekrem Bey daha güzel ilerler layıktır. Ekrem Bey biz batıda değerlendireceğiz. Peki, Ekrem Bey çok şeydir. Çok teşekkür ediyoruz. Bir de iş insanı olarak da Volkan Barbaros'u Ağrı halkı istiyor. Ben sokak olarak diyorum. Volkan Barbaros hayata, paraya, her şeye doymuş. Tek derdi, sorunu Ağrı. Yani bizim Ankara'da bayrağımızı dalgalandıran yiğit ve cesur bir insandır. Ederim. Evet, çok teşekkür ediyoruz bu güzel röportajdan. Udra! Nasıl bir milletvekili profili görmek? Abi Ağrı'da Ağrı'lı tanıdığımız bir milletvekili istiyor. Yani Ağrı, yerli olmasın lazım. Ağrı'nın yerlisi olmasın. Yerlisini istiyor. Evet. Yani kim olursa olsun. Yerli dediğiniz ilçeler... Yok, ilçe istemiyorum. Sadece merkezde arkadaş, bir abimiz, iyi bir dostumuz, iyi bir abimiz, iyi bir arkadaş. Kim olursa olsun. İyi biri olması lazım. Ağrı'yı herkesi tanıması lazım. Nasıl bir milletvekili görmek istiyoruz? Yol yapsın, beni burada bizleri görsün, biz milletvekilimizi tanıyalım. Şu an Ağrı'da milletvekili var, sokakta gelsek hiç de görmez. Ama geldikleri zaman, konvoyla geldikleri zaman biz biliyoruz ki milletvekili gelmiş. Gelsinler, elini kolunu sallaya gelsinler, kimse tanımıyor. Bak, o devletlerini tanıyor. Peki, orada iş yaptılar, güç yaptılar, görüyorsun. Fahri adı zaman ne oluyor? Onlar kapanıyor, her taraf şey oluyor. Ondan sonra temizlik yapsınlar. Biz onu istiyoruz yani. Gelin bizimle konuşsunlar, dertlerimizi dinlesinler. Fabrikalarımız kapanıyor. Ağrı'da nasıl bir milletvekili profili görmek istersiniz? Durumlarda bir kere devletin bu tarafa vereceği milletvekili ve adaylar herhangi bir kimse bu halkın içinden olması lazım. Evet. Bir kere bu halkın çektiği eziyetleri bilmesi lazım. Yaşadığı sıkıntıları bilmesi lazım. Sen biri olduğu zaman zaten seni biliyor. Tabii içimizden biri olacak. Evet. Yani bu halkı tanıyacak. Bu halkın çektiği sıkıntıları, eziyetleri, dertleri. Yani şu an Ağrı Belediye Başkanı da Ağrı milletvekili adayı olmak için istifası söz konusu. Sizce istifa ederse milletvekili olarak seçilebilir mi? Ağrı'dan seçileceğini tahmin etmiyorum. Kesinlikle seçilebilir. Yani çok basit bir örnek söyleyeyim. Yani Ağrı'dan seçileceğini tahmin etmiyorum. Evet. Yani kendisinin yaptığı çalışmaları göz önünde bulundurarak Ağrı halkına verdiği psikolojik verdiği psikolojik sıkıntılardan dolayı veyahut verdiği vaatlerden dolayı hiçbir tanesi gerçekleşmemiş. Sizce Ağrı'dan nasıl bir milletvekili profili olması lazım? Ağrı'da Ağrı'lı bir milletvekili isterim. Şimdi ilçe milletvekilinin çoğu yani eğer Ağrı'ya %10 katkısı varsa %90'ı kendi ilçeden alır. Bugüne kadar hiçbir zaman Ağrı'ya şu yatırımlara bakalım, hiçbir yatırım Ağrı'ya yok. O yüzden Ağrı'ya Ağrı, Ağrı'yı seven, Ağrı'nın tanınmış olduğu, yani hiç tanınmamış bir kişi milletvekilini hiç kimse ne ister ne de ne diyeyim ben. Ağrı'ya, Ağrı'da mesela tanınmış bir aile, yani bilinmiş kendisini saygı, milletin içinde sevgi olan birisi olsa yok. Ama ilçede olduktan sonra zaten halimiz budur yani. Genel milletvekilimiz hiçbir zaman bugüne kadar hiçbir tanesi gelsin desin ben bu Ağrı'ya bu yatırımı yaptım. Ağrı halkına bu hizmeti gördüm. Yok. Ağrı'ya bir tane Ağrı. Yani ne diyeyim? Yani inşallah tanınmış bir aile, tanınmış yani halkın sevdiği bir aile olur. Güzel bir aile. Ya aile olur.
Yani gönül rahatlığıyla oyumuzu kullanacağız. Ya inan ki profili dört dörtlük bir aday olsun, kim olursa olsun insan verir. Ama sen kalkıp da dışarıdan milletvekili aday yaparsan kişisel diyor. Doğru mu? Herhalde. Evet, çok teşekkür ediyoruz ben güzel teşekkür görüşlerinizden ederim. Dolayı. Siz Ağrı'da nasıl bir milletvekili görmek istersiniz? Ağrı ne olsun? Belediye başkanlığı istemiyoruz. Yani burada gelip de efendim bir aslanla, bir temizlikle gittikçe geri gidiyoruz. Hiçbir hizmet yok. Ondan sonra bir milletvekili olsun, belediye başkanı olsun. Ağrı merkezden istiyoruz. Yani bir dışından Ankara'dan... Hayır, kesinlikle istemiyoruz. Ankara'dan, İstanbul'dan... Hayır, kesinlikle. Bir sürü Ağrı'da milletvekili yapmak isteyen bir sürü Ağrı'da vatandaşlar... Varken niye dışarıdan adam getirip de efendim aday oluyor? Biz istemiyoruz. Ağrı'nın yerisi olsun. Yani bu herhangi bir partisi önemli değil. Hayır, hiç önemli değil. Hiç önemli değil. Tabii. Sadece Ağrı'nın içinde olan... Tabii. Ağrı'nın merkezde. Yani Ağrı'da olsun. Ağrı'nın merkezde olsun yani. Ana oran bu. Ağrı'nın merkezden istiyoruz. Diyeceğimiz bu kadar. Dışarıda gelen bir mesela bir vatandaş Ağrı'nın şehrin sorunu bilmiyor. Ama Ağrı'nın işi mesela kişi Ağrı sorunu biliyor. Ağrı'nın olmasını da istiyor şehrin. Yani mesela Ağrı... Mesela bir kişi arayın, mesela arayın kişi Ağrı'nın sorununu biliyor. Ne sorunu varsa, ne şey varsa hepsini biliyor. Peki, savcı sayan Ağrı'da milletvekili adayı olursa kazanır mı? Milletvekili olur. Vallahi bence fazla şey olmaz. Kazanmaz. Değil mi? Mesela millet fazla şey olmaz. Selam. Baya millet şikayet. Ağrı'da nasıl bir milletvekili profili görmek ister? Üniversite mezunu, iyi bir kariyer saygı olan ve aynı zamanda Ağrı'nın yerlisi olması gerekir. İstanbul, Ankara, İzmir gibi yerlerdeki adamları istemiyor. Çünkü iş yeri Ağrı'da olması gerekir. Çünkü derdimizi o şekilde ona anlatabiliyoruz. İstanbul'a giden adam bir daha seçim olduğu zaman, milletvekili olduğu zaman Ağrı'ya dönüş olayı yok. İnsanların derdini anlayan kimse de yok. Yani ben seçimden seçime mi Ağrı'ya geliyorlar? Evet, seçimden seçime. Benim için önemli olan Ağrı. Ağrı bir örnek daha vereyim. 1977 yılında Elazığ'a gittim. Elazığ o dönemlerde Ağrı Elazığ'da 100 katıydı. Şimdi Elazığ'a gittim. Doğu'nun parası oldu. Ağrı da Doğu'nun ileri geri kalan bir ili oldu. Yani Ağrı Doğu'nun parlayan yıldızı olacak. Yerdeyken geriye doğru gidiyor. Vaatleri çöktü değil mi? Çöktü. Evet. Peki Sarcı sen aday olursa Ağrı'da kazanabilir. Onu bilemem. Bir oy kullanıyorsun. Başka bir senin görevin yok ki. Yukarıda 4 tane parti, 4 tane adam diyor. Git Ağrı'da milletvekili ol. Kimdir, nerelidir, Soğanlıdır, Batıcanlıdır, nedir o kimse anlamıyor ki. Bu adam boşuna oy peki, kullanıyor. Peki nasıl bir milletvekili Ağrı'da ister? Ehlisi olacak, yerlisi olacak Ağrı'da. Yani Ağrı'nın yerlisi olacak. Tabii yani öyle Ankara'da, bir Ankara'da, Ankara'da oturup... Ankara, İstanbul'da gelen Ağrı'nın halini ne bilir? Bilemez değil mi? Evet. Derdini kim bilir? Ağrı hakkını, Ağrı hakkını. Ağrı'da yaşayan bir. Yaşan. Yani damdan düşen, halini yani, damdan düşen. Damdan düşeni bilir. Tamam, evet. Çok teşekkür ediyoruz, sağ olun. Peki Sadi Sen Ağrı'da aday olursa sizce kazanırsın? Ama ben bilemem. Eğer millet verirse kazan, millet vermezse kazan olur. Doğru söylüyorum. Farklı bir bakış açısı. Evet. Yani millet verirse kazanır. He? Millet verirse kazanır. Ben millet verirse kazanır. Eğer millet vermezse kazan olur. Hayatta. 10 numara bir cevap. Evet. Bütün tezleri hepsini çürüttüm. Evet. Eğer millet verirse kazanır. Tabii. Ben vermezse güne güne. Evet. Koymayacağız yine. Evet. Sizce verir mi? He? Sizce verir mi? Yok, kimse veremez. Kimse vermez. Yok değil. Hayatta millet veremez bu. 2023 seçimlerinde nasıl bir aday profili görmek istersiniz? Vallahi bir Ağrı'da biz Salih Aydın abimizi istiyoruz. O gelirse Ağrı'nın başına da iyi şeyler yapacağına inanıyoruz. Peki Salih Aydın'ı hangi partide görmek istersiniz? Vallahi parti önemli değil. Hangi partide olursa olsun önemli olan insan olmak. İl Başkanı Halil Özyolcu istifa etti. Milletvekili aday adaylığına oyuyor şu an. Ve
Hakeza Belediye Başkanı Sami Sayan'da aday. Sami Sayan Ağrı'da aday olduğu takdirde kazanır mı sizce? Savcı Sayın bu sene biraz zor kazanır. Çünkü Savcı Sayın hepimizi perişan etti. Ağrı biliyorsun. Hiç kazanamaz. Kimse Savcı Sayın'a bu sene oy vermez. Umudumuz Salih Aydın'da. İnşallah oyumuz da onundur. Onu yani destekle çıkaracağız. Partisi yani fark etmez. Salih Parti hiç fark etmez abi. Evet. Zaten burada Ağrı'da %70, %80 HDP'nin ama Savcı Sayın herkesi kandırdı. Milleti kendine böyle çektirdi. Ben bunu yapacağım, ben bunu yapacağım, ben bunu şey yapacağım. Milleti çok fazla öldü. Çok teşekkür ediyoruz. Güzel röportajlarından dolayı sokağın ağzını tutmaya devam ediyoruz. TV AK Parti İl Başkanı Halil Özgözü istifa etti. Milletvekili adayı olmak için istifa etti. Ve Ağrı Belediye Başkanı da şu an istifa söz konusu. Bu konu hakkında görüşlerinizi söyler misiniz? Ağrı'da mı milletvekili olacak? Evet, Ağrı'da olacak. Yani sizce kazanır mı? Biraz zor. Biraz zor. Yani seçilmesi biraz zor. Projeleri ne olur bilmiyorum. Peki verdiği projeler hakkında düşünceniz ne? Bugüne kadar bir sürü vaatte bulundu. Sizce ne kadar mı yaptı? Ne kadar halk memnun? Değerli esnaf abimiz Ağrı'da nasıl bir milletvekili istiyor? Yerli bence daha güzeldi bizim için. Mesela yerli olsa her an yukarıdan yerli daha iyi. Yerli dediğiniz mesela? Mesela buranın halkı, Ağrı'nın halkı. Ağrı'nın içinde. Evet, ilçelerinde. İşi burada olması lazım, çalışması lazım. Evet. Şimdi dışarıda geldiği için mesela adam bir gözü burada, bir gözü başka. Şu an Savcı Sayan'da Ağrı milletvekilliğine oynuyor. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Milletvekili olduğu zaman kazanır mısınız? Bence kazanmaz. Belediyede ne iş yaptık ki milletvekilleri? Valla ne iş yaptık burada? Devam et. Valla biraz zor Ağrı'da mı yani? Evet Ağrı'da. Ağrı'da kazanmaz. Ağrı'da kazanmaz. Kazanmaz. Hayata kazanmaz. Tabii. Belediye de çünkü millet şey yaptı. Bu sefer kazanamaz. Evet. Efendim şimdi 2023 seçimleri için Ağrı'da bir sürü aday evet, piyasaya çıkacak. Bunlardan bazıları malum, yarısı bürokrat, yarısı evet, eski siyasetçi. Evet. Sizce Ağrı'da nasıl bir milletvekili profili olması? Yani bizim için mesela nereli olduğu, ne olduğu, hangi akiretten olduğu pek hiçbir önemi yoktur. Öncelikle mesela bütün Ağrı'nın yani sorunlarını eşit koşullarda yani ayrım yapmadan yani bir insanı tuttuğu zaman öbür insanı öbür tarafı yok saymayan bir vekil istiyoruz. Mesela bütün memleketin yani şu an hiç sesini duyuramayan tarafın sesini duyabilecek, insanların duygularına dokunabilecek, insanların sorunlarına çözüm arayabilecek. Mesela şimdi Ağrı'da kaç bin kişi yurt dışına gitti? Evet. Yani binlercesi. Yani burada iş olsa mesela adam kendi işini, memleketini, yurdunu niye bırakıp gitsin ki yani? Evet. Mesela bugün bu sorunları dile getirecek, insanların duygularına dokunabilecek, eşit koşullarda dil, din, ırk, renk, cins, sınıf ayırt etmeden. Yani bugün insanların sorunlarını dile getirecek bir vekil olursa mesela elbette ki yani memnun kalırız. Yani görüşler...